Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hoş geldiniz. Bir tane yumurta kıracağım. Tart hamuru yapıyoruz önce. Daha sonra pudra şekeri. Bu paket 250 gram, yarısını kullanacağım. Evet, yarısından biraz daha fazla kaçtı. Olsun, zaten biraz büyük tepsiye yapacağım. Bir paket vanilya. Hoş geldiniz. Yarım paket kabaklı tuzu kullanacağım. Karıştırayım. Sonra göz kararı un yapacağız. Unumuzu şimdi birkaç aşamada ekleyeceğiz. Hani yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Çok sert olmayan. Ele yapışmayan. Hoş geldiniz hepiniz. Şöyle yaklaştırayım. Görüntü iyi değil mi? Hamurumuz kıvam almaya başladı. Biraz daha ekleyeceğim. ...125-130 gram... ...yani bir paketin yarısı... ...tereyağı kullandık. Bir paketin yarısı pudra şekeri... ...bir yumurta... ...yarım paket kabartma tozu... ...bir vanilya ve... ...aşağı yukarı hamurumuzun kıvamı... ...bu şekilde olmalı. Ele yapışmayacak, çok cıvık değil. Çok katı da değil. Hamurumuz oldu. Ben bunu... ...tepsimize... ...koyacağım. Tepsimizi evet. Bol yağlayacağım ve unlayacağım. Hamurumuzu tepsimize yayacağız. Evet. Yani tam yaş pasta değil ama meyveli çok güzel bir pasta.
biraz cheesecake tarzı olacak. Siz meyveyi, istediğiniz meyve kullanabilirsiniz. Hamuru yayacağım bu şekilde. Açmaya gerek yok merdaneye de, elimizle yiyorum. Biraz tart usulü pasta bu aslında. Tabanı tart hamur oluyor. Biraz kenarlarını da çıkartacağım. İlk canlı yayın pastamız olacak. Umarım sonuç hüsran olmaz. Gerçi bu zamana kadar hüsran olmadı ama olur ya. Evet. Hamurumuzu güzelce yaydık tabanını, tepsimizi. Biraz kenarlarına gelecek şekilde. Şimdi bunu kaldıracağım. Şuraya koyalım. Temizleyeyim biraz. Şimdi bunun için gerekli malzememiz süzme yoğurdu kullanabilirsiniz Türkiye'deki arkadaşlar. Almanya'dakiler kvark kullanacağız. Bunun için 3 tane yumurta kullanacağım. Hamur malzemelerimizi sonra tekrar sayacağım. Link vermiştim, linkten bakabilirsiniz. Aşağı yukarı yarım bardak şeker gram olarak tam bilemeyeceğim ama bu ölçecek oluyor. 125 milim gösteriyor. Ölçecek bardağıyla 125 milim şeker. Bir paket vanilya tekrar kullanacağım. Bir paket vanilyalı puding kullanacağım. Süzme yoğurt, yani kvarkımızı da ekliyoruz. Şimdi bunları çırpacağız. Bütün malzemelerini. Kenarına gelen malzemeleri şöyle alayım. Tekrar çırpalım.
Şimdi ben tabanına birazcık irmik serpeceğim. Her yerini kaplayacak şekilde. Daha sonra kremamızı. Kremamız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bunu güzelce yayalım. Bu aşamada arkadaşlar siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Mesela kiraz olabilir, mesela erik olabilir. Ben şimdi frenkizini kullanacağım. Bunları önce saplarından çıkartacağım. Yoksa meyvemiz ziyan olacak. Kimse yemiyor. Bari pastasıyla yenesin. Mayhoş çok güzel bir tadı var bu meyvenin. Hamurun içerisinde 125 gram tereyağı, 125 gram pudra şekeri, 1 yumurta, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve aldığı kadar un. Ele yapışmayacak, çok katı olmayacak fakat cıvık da olmayacak bir hamur elde ettik. Bu meyveleri... Mesela alkududu kullanabilirsiniz. Karıştıracağım ben bu kırmızı meyvelerin hepsini. Dut yapabilirsiniz. Krema harcımızda bir 500 gram süzme yoğurt. Yani Almanya'daki arkadaşlar kvark. Evet, yeter bu kadar. İki üç kaşık şeker yapacağım. Karıştıralım. Ve meyvelerimizi kremamızın üzerine yayalım. Biraz bastırabiliriz. Şuralara
ben birkaç tane daha ekliyorum. Evet. Ben fırını açmayı unuttum yalnız. Biraz bekleyelim ısınmasını. 170 derecedir. Renk alana kadar pişireceğiz. Bu arada resim çekmeyi de unuttum. Şöyle çekelim. Üzerine tekrar pudra şekeri serpeceğiz. Çok güzel meyveli bir tartılı pasta yaptık. Sonucunu pişince tekrar bağlantı yapacağım. Bir 30-35 dakika pişmesi sürecek. Evet, biraz fırının ısınmasını bekleyelim. Daha sonra... Evet. Sizlerden ses çıkmıyor. Evet. Bu şekilde yapılmalı. Pek bir şey yazmamışsınız. Memnunsunuz sanırım. Sorunuz yok. Anlaşıldı. Evet. Aşkım ne yapıyor? Ben şimdi fırına koyacağım. Yeter bu kadar. Isısı yeter. Evet. Düşüreceğim ısısını. Ve bu şekilde. Pişecek arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar. Sonucunu pişince paylaşırım. Bir 30 dakika sürer sanırım. Beklememize gerek yok 30 dakika. Ben de biraz toparlayayım mutfağı. Tekrar bağlantı yaparız, olur mu? Siz yine takipte kalın. Görüşmek üzere.